Hoş geldiniz Zeki Bey. Zeki Demirkubuz aramızda. Siz de çapulcusunuz tabii. Çapulcu değilseniz yayından göndereceğiz. Yok yok. 10 gün önce falan çapulcu olduk. Çapulcu sinemacı olduk. Peki yani şeyde sanatçıların da barikatın en önünde yani gençler vardı, kadınlar vardı ve sanatçılar vardı. Yani neydi sizce yani set işçilerini, yönetmenleri, yani pek çok müzisyenin burada bu kadar barikatın önünde olmaya yeten şey, bu kadar çatışmaya, sert şiddete rağmen? Ben biraz daha kenardan baktığımda şöyle düşünüyorum. Hani bu elbette bugünlerle bunun bir ilgisi var. Her şeyin bugünle bir ilgisi vardır. Şimdiki zamanla bir ilgisi vardır ama bir de her eylem, her davranış bir de bir şeylerin sonucudur. Bu 40 yılın sonucu. Yani Taylan Özgürler'in katledildiği günden Deniz Gezmişler'in asılması, 12 Eylül, sağcı, solcu, ülkücü, akıncı, devrimci demeden herkese yıllarca işkence yapılması, başına kaldırana sopanın vurulması, sonra AKP'de bu sürecin bir sonucudur. Çok çok trajik bir şeydir. Yani AKP'nin böyle bir iktidarı bu şekilde ele geçirmesinin sonucu AKP'lilerin bir başarısı ya da AKP'lilerin programları vaatleri filan değildir. Bu işkenceyle, şiddetle, idamlarla, copla, dayakla geçen 30 yılın bir sonucudur AKP aslında. Ve bu nedenden dolayı bu kadar çok teveccüh görmüştür bu toplumdan. İşte ama iktidar böyle bir şeydir ki referandumla birlikte yani ilk 6 yılda zaman zaman çok doğru şeyler de yapmalarına rağmen iktidar öyledir işte. Yani çok büyülü bir şeydir. Yani hala gizemi, hala şeyi analiz edilebilmiş bir şey değildir. Yani o güç, ihtiras duyguları. Ben bunu 5000 yıl önce yazılmış Binbir Gece masallarında da görmüştüm. Aynı hikayeleri. Yani bu iktidar ve güç duygusunun gizeminin ne olduğunu o zaman da insanlar sormuş, çözememiş. Hala çözülemiyor. Ve biz de hala aslında bu gizemi çözmeye çalışıyoruz yani. Şurada bu insanlar ya bize 40 senedir gençlerimizi idam eden, çocuklarımıza işkence yapan, gazlayan, coplayan bu iktidar, bu güç ne var bunun içinde diye artık insanlar en sonunda merak ettiler. Dediler ya bir deneyelim, bir çıkalım, bir yiyelim şunu. Şu dayağın tadına böyle bir de şuurumuzla açık açık bakalım. Bunu belki anlarız dediler. Zaten Gezi direnişini bugüne kadarki bütün direnişlerden farklı kılan şey bu. 15-16 Haziranlardan, 1 Mayıslardan, diğer bütün hareketlerden farklı kılan şu, bu meraktır. Bu yüzden daha önce direniş dediğimiz şey, daha önce miting dediğimiz şeyler, karşı durma dediğimiz şeyler çok politize, çok ciddi şeylerdi. O yüzden insanlar burada çok dalga geçiyor. Şurada bizim bir 20-25 kişilik bir grup var, çarşı grubu. Ben gülmekten ölüyorum yani. Yani günlerdir hastayım. Yani normalde hastayım, biber gazından hastayım. Geçen gün bir sorun oldu, oradan hastayım. Orada bir şey soracağım. biz siz ciddi, çok ciddi bir tehlikeye atlattığınızı da biliyoruz. Saldırıda. Öyle duyduk. Onun çok önemi yok, onu bitireyim. Buna rağmen ya susun diyorum ya. Yani yeter yani, o kadar eğleniyorlar ki. Yani çünkü şimdi bakın bunu şeyler çok iyi bilir. Bir Osmanlı hikayesinde vardır bu. Sultan padişah halka sonra yardımcılarına sorarmış, halkın durumu nasıl? Herkes bağırıyor, çağırıyor. İyi o zaman bir sorun yok diyormuş. Sonra bir daha soruyormuş, baskıyı artırıp biraz daha. Durum nasıl? Ya insanlar çok kızgın bilmem ne falan. İyi bir sorun yok diyormuş. Ya işte sizi yıkacaklar falan öyle diyorlar. Yok yok önemli değil, bir sorun yok. En son bir daha sorduğunda bir zaman geçtikten sonra ya insanlar gülmeye başladı. Ha duruyormuş. O zaman durum tehlikeli. Burası öyle bir yer. Bakın bu şaka değil. Buradaki insanlar için şaka. Bunu söyleyeyim yani. Ama bu ülke için şaka değil bu. Şurada hükümet benim 12 Eylül'de Metris cezaevinde
3 sene boyunca görmediğim incelikte taktikler yapıyor. Bakın 12 Eylül cuntasında Metris cezaevinde, açlık grevleri direnişlerinde ya da benzer direnişlerinde yönetim, cezaevi yönetimi bu kadar incelikli bir psikolojik savaş sürdürmüyordu. Ben bunları inanılmaz, çok kafam karıştı benim yani gerçekten. Ben biliyorsunuz hani sık sık söylüyorum, politik biri değilim. Ben Marksist biri değilim. Hatta anti-Marksist bile sayılabilirim yani. Ama çok şaşırtıcı bir şey. Buna rağmen mesela evvelsi gece müdahale olacak dediler. Buraya inanamazsınız ya. İnanılmaz insan yığılıyor. Şu anda bugün müdahale. Ben evime gidiyordum. Artık çok hastayım ya. Gerçekten çok hastayım. Valinin açıklamasını dinledim. Eve gitmeye vicdanım razı olmadı. Valinin açıklaması, gerçi vali ne derse artık güvenemiyoruz. Çünkü önce saldırmayacağız dedi, saldırdı. Sonra saldırmayacağız dedi, yine saldırmadı. Şimdi tam bir belirsiz, yine saldırmayacağını taahhüt etmiş bazı sanatçı ve yazarlara. İşte onun için ben zaten hani vali şunu ya da başbakan bunu dediği için böyle düşünmüyorum. Konuştukları zaman özellikle buraya gelme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ben yokken bu çocuklara bir şey olursa ve bana da olmazsa ben bunun vicdanını yaşamak istemiyorum. Ve burada her şeyden şerefimi, haysiyetimi, her şeyin üzerine yemin ediyorum. Bu çocuklar apolitik. Bana haklı olduğumu yıllardır öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Kıyameti bu apolitikler koparacak. Bu Fransa'da geçen seneki kıyamet, ki evet birkaç sene önceki kıyameti Fransa'da şoparlar mı diyorlardı, bir şeyler diyordu, böyle işsiz güçsüz takımı diyen, hiçbir şeyden anlamayan, bütün şeylerin, devletin, siyasetin, hatta böyle politik grupların bile aşağıladığı tipler kopardı bu kıyameti. Bir şey daha söyleyeceğim. Demin arkadaşımla konuşuyorduk gelirken. O kadar rahat ki insanlar, ya işte müdahale olacakmış filan dediler. Ya 15 yaşında hiç bu işlerden anlamayan çocuk dedi ki, olsun abi dedi, geri çekiliriz dedi, ertesi gün geliriz gene alırız dedi. Bakın iktidar, bunu hani iktidara söylemiyorum, bunu halka söylüyorum. Çünkü şurada ben biliyorum ki buraya gelemeyen daha milyonlarca iş adamları, bu düzenin batağının dibine batmış insanların bile geceleri vicdanları rahatsız, bir biçimde uyuyorlar. Buraya gelmemek için zor tutuyorlar. En çok da bu insanlara sesleniyorum. AKP'li insanlara sesleniyorum. Onlar benim karşımda olan insanlar değil. Ben onlar yolda da dokunduğum, merhaba dediğim, komşum, bakkalım filan insanlar bunlar. Onlara sesleniyorum. Bu tavır hükümetin ve şehrin valisinin, emniyetinin, valiliğin bu tavrı çok büyük bir bela yaratıyor burada. Çok büyük bir bela yaratıyor. Burası alındı yani. Bunun artık istedikleri kadar uğraşsınlar. Burayı bu çocuklar girdiler, aldılar. Günlerce barikat kurdular. Yarın bütün böyle hareketlerin olduğu gibi bir gün bitecek bu tabii ki. Yani yenilerek bitecek. Onu da söyleyeyim ben size. Ama bu çocuklar yenilmeyi de öğrendiler. Daha iyi, sonra gene gelecekler. Gene alacaklar. Daha iyi yenilecekler. Beckett'in şiiri gibi. Hep denedik, hep yenildik. Olsun. Daha iyi. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil. Öyle buna alıştı. Bunu durduramazsınız yani. Bu ne bu? Bu ülkeye bugün bir tane eleman diyor ki, bir sanatçı diyorlar filan, ne alakası varsa görüşmüşler. Bu ülkeye yazık ediliyormuş. Kim yazık ediyor bu ülkeye işte? Bak bu çocuğa bunu söyletiyorlar. Şefkate ihtiyacı olan bir çocuğa gazı vere 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 bu çocuğu bu hale getirdiler. Bu çocuk yarın canı sıkıldığı zaman gelecek buraya. Ben biliyorum bunu.
dünyanın her yerinde çapulcular böyle yaratılmıştır. Bu bir şeydir, sanattır. Bakın 12 Eylül'ü bile, 12 Eylül'ün bile yapamadığını geçen gün Nabi Avcı söyledi bunu. Kendisi büyük ve değerli bir entelektüeldi. Artık değil, politikacı. 12 Eylül'ün yapamadığını, 12 Eylül, 12 Mart'ın yapamadığını, 27 Mayıs'ın yapamadığını bu hükümet, bu sivil hükümet, sözde sivil hükümet nasılsa yaptı. Bu inanılmaz bir olay. Zaten ben yıllarca bu Ruslar ve Türkler üzerine çok düşünmüştüm. Türkiyeliler üzerine çok düşünmüştüm. Bunlar dünyanın en absürt iki toplumu. Bunlar topuklarını sıkarak, kendi topuklarına sıkarak kendilerini var eden toplumlardır. Bunlar hiçbir akla sığmazlar. Bunlar kendilerini yok ederek var eden toplumlar gibi herkesin tuhaf bulduğu tezlerim vardı. Onlar da bu arada ispatlanıyor. Peki şey söyleyeceğim, hani bazı, şimdi herkes diyor 31 Mayıs'tan önce böyle bir şey aklımıza gelmezdi. Hani bazı şeyler vardır, yalanını hani gerçektir ama aslında söylenen yalan gibidir. Buradaki manzara da biraz öyle. Yani buradaki manzara şeyler, mizahçılar şey dediler, bize iş bırakmadı orası, biz ne yapacağız? Erdil Yaşaroğlu böyle söyledi. Yani siz de, bu belki biraz klişe, kötü hani ana akım medyadaki televizyon programlarında belki benzer bir soru soracaklar ama yani şurasının belleğini oluşturmak da önemli çünkü medya göstermedi. O belleği oluşturmak açısından siz bir şey yapmayı düşünüyor musunuz ya da film olmak zorunda değil, belgesel vesaire. Buranın belleğini nasıl tutabiliriz? Çünkü hakikaten inanılmaz bir şey yaşıyoruz. Bu inanılmazı nasıl hafızalarda diri tutacağız? Şimdi bu görüntülerin falan hepsi hikaye. Yani görüntüler bu belleğe hizmet etseydi, insanlığın bugüne kadar yaşadığı resimlenen, çizilen, milyonlarca resim bir belleği tutardı. Ben böyle bir şeye sinemacı olduğum halde buna inanmıyorum. Bana göre bellek denilen şey insanların vicdanlarında, onurlarında ve haysiyetlerinde kalır. Geçen gün abi ne olacak dedi bir arkadaş, ona şunu söyledim. Şu olacak kardeşim dedim. Buradan dedim ne yapacaksın dedim. Buradan dedim devrim mi olacak? Buradan şu olacak dedim. 10 sene sonra dedim, 5 sene sonra dedim buradan geçeceksin bir arkadaşınla dedim. Belki AVM yapılmış, belki rezidans yapılmış, belki kıl yapılmış, belki başka şey. Burası bir şey olacak. Artık yani kapitalizm, hele bu hükümetin icat ettiği kapitalizm çok enteresan. Bu yepyeni yani bir kapitalizm türü. Bir şey yapar burayı. Yani burası önemli bir yer. Yani herkesin gözünün olduğu bir yer. Bırakmazlar yani. Nasıl bırakmadılar bir sürü yeri. Dedim ki şu olacak kardeşim. Sen dedim bu plazanın o şeylerin köprüsünün altından hani öyle bir şey çizmiş ya belediye. Onun altından geçerken sen haysiyetinle, onurunla, şerefinle bir şey yapmış olmanın vicdani rahatlığıyla geçeceksin. Diğer insanların bundan hiç haberi olmayacak. Sen son nefesinde bunu hatırlayacaksın. Diğer insanlar son nefesinde sahip olduklarını öbür tarafa nasıl götüremiyoruzun hayal kırıklığı içerisinde bu dünyadan göçecek. Yaşamak böyle bir şeydir. Burası bunu öğretti. Bu toplumların ruhuna böyle eklendi. İnsanlık tarihi hiçbir zaman bilgiyle, fotoğrafla, sinemayla, resimle, sanatla, şunla bunla bellek kazınmamıştır. Bu duyguyu, haysiyet duygusunu, şeref duygusunu, vicdan duygusunu gelenek haline getirip genetiğine işleyebilen toplumlar bu bahsettiğiniz geleneği oluşturur. Bu babadan oğula, anadan kıza, çocuktan şeyine, dededen toruna bu böyle böyle gider. O yüzden bazı toplumlar haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla yaşar. Bazısı da ikiyüzlükleriyle şununla bununla yaşar. İşte burası Türkiye halkının, toplumunun genetiğine, ruh genetiğine böyle bir haysiyet, onur, şeref belleği olarak geçti. Ondan sonraki nesilde biz bunun reflekslerini göreceğiz. Ben buna öyle yani bedavadan konuşmuyorum bunları.
İşkembeden de atmıyorum. Buna inanıyorum. Çünkü şunu biliyorum ki bugün biz birazcık nefes alıyorsak, biraz insansak, bütün bu sömürünün, kapitalizmin, bütün bu baskıların, şiddetin bütün dünyadan bahsediyorum. Bütün dünyadan. Hala insansak bunu biz kendi gücümüzle yapmadık. Tarih boyunca insanlığın en başından beri ve bunu bize iktidarlar yapmadı. Bize bunu insanlık yaptı. Ben burada hala vicdandan, ahlaktan, haysiyetten bahsediyorsam bunu tarihteki milyonlarca insanın kanıyla, direnişiyle, çektiği acıyla oluştu. Dostoyevski'nin bir sözü vardır. İnsanlığın bütün hayat bilgisi acı içinde ağlayıp Tanrısına yalvaran bir çocuğun tek bir damla gözyaşına bile değmez diye. İşte o hayat bilgisiyle bu haysiyetin ve vicdanın şeyi burası. Bana kimse bu saatten sonra cahçurt etmesinler. Şimdi son olarak çok basit bir şey söyleyeceğim. Yine bunu duyan, şey yapan herkese ve her kesimden insana. Buradan nefret eden insanlara da çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir kentin parkı kimin meselesidir? O kentin belediye başkanının mı? İl belediye başkanının mı? O kentin ilçe belediye başkanının mı? Ben Kadir Topbaş'ın nerede olduğunu merak ediyorum. Ahmet Misbat Demircan'ın neden ortalıkta gözükmediğini, biz bir belediye seçtik. Oy veren, vermeyen herkes. Ben buradaki park meselesini, bu oranın ne olacağı meselesini, nasıl bir kaldırıma sahip olacağım meselesini İçişleri Bakanı'yla, Başbakan'la görüyorsam, bu ülke şeyle, belediye başkanlarıyla görüşmüyorsam, belediye meclisiyle görüşmüyorsam, bu ülkede demokrasiden söz edilemez. Çünkü bu benden esinlenen bir demokrasi bile değildir. Benden zaten hep esirli. Ben 50 yaşındayım. Ben demokrasi yüzü görmedim. Bu hükümet Kadir Topbaş'a, Ahmet Misbah Demircan'a kendi belediyelerinden demokrasiyi esirgiyor. Benden esirgesin. Esirgeyebilir. Ben buna alışkınım. Bana yazmaz bu. Ama insanlar bunu bu belediye başkanlarına, koca İstanbul halkına oy veren, vermeyen, bugüne kadar ona saygı gösteren, itaat eden, Kadir Topbaş'ı ve şeyi belediye başkanı seçen insanlara söz şey yapıyorum. Neden bu belediye başkanları bu sorunu çözmüyor da bu sorun güvenlik güçleriyle, İçişleri Bakanlığı'yla ve siyasetçilerle çözülmeye çalışılıyor? Bu soruyu sormak sizin vatandaşlık hakkınız. Teşekkür ediyorum söyledikleriniz. Çapulculara bir mesaj var mı? Çapulculara hiçbir mesajım yok. Çünkü mesajı hep onlar, bir 50 yaşında bu kadar çok şey yaşamış biri olarak sürekli onlar bana mesaj veriyorlar. O yüzden hiçbir mesajı yok. Hepsini öpüyorum. Teşekkür ediyoruz Zeki Demirkubuz'a. Çapulcu Zeki Demirkubuz'a bu programa katıldığı için bizimle birlikte.